Meltem ve Yaşama Dair'den herkese merhabalar. Bugün programımızda akupunturu konuşacağız ve son zamanlarda süremizde kalırsa eğer çok fazla duyduğumuz sirkadiyen beslenmeden de bahsedeceğiz. Ve program konuğum nükleer tıp ve akupunktur uzmanı Erol Ergüler bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, teşekkürler. Evet, sizinle bugün akupunktur ağırlıklı gidelim dedik. Aslında çok fazla konu var konuşacağımız da. Evet. Sürekli tabii akupunkturu çok duyuyoruz. Çok eski bir değil mi akupunktur? Evet. Çok eski, tarihine baktığımız zaman kaç yıldır uygulanıyor Türkiye'de? Yani Türkiye'de değil de dünyada baktığımızda dünyada, değil mi? 6000 yıl öncesine kadar 6000 bulgular yıl. Var. Bulgular evet. Var değişik. Nedirle başlayalım mı? Akupunktur nedir ilk defa duyanlar için? Evet. Akupunktur aslında İngilizce kelime olarak hı hı. baktığımızda akü nokta demek, evet. punktur da delmek demek. Hı hı. Yani bir iğnenin bir noktaya batırılması demek. Vücudumuzda daha önceden tahmini olarak denenerek bulunmuş. Şimdi evet. de batırıldığında elektroansiföligram, fonksiyonel MRI ya da pozitron emisyon tomografisiyle beyinde belli bölgelerin uyarıldığını, mesela diyelim ki solunumla ilgili bölgenin uyarıldığını ve onun da akciğer solunumunu düzenlediğini yahut da uyku düzensizliğiyle ilgili beyinde serotonin, melatonin salgılanan bölgeyi uyardığını, orayı regüle ettiğini, o iğne vücutta, elde, yüzde, kulakta evet. nereye batırıldıysa ispatlanmış 631 nokta var 631. Modern olarak. Amerika'da da, işte Çin'de de, Türkiye'de de biz bu uluslararası Dünya Sağlık Örgütü'nün uluslararası kılavuzunda ki 631 noktayı kullanarak vücudu regüle etme sanatı diyebiliriz akupunktura. Evet. Şimdi bu 631 nokta dediniz. Peki hangi hastalıklarda uyguluyorsunuz? Yani hangi Adı problemlerde üzerinde akupunktur tüm vücudu regüle etmek kullanılabilir? için bir sporcuya da yapabilirsiniz bunu. Konsere çıkacak olan evet. bir kişiye de yapabilirsiniz. Yani ilaç vermeden sadece vücudu düzenlemeyle ilgili. Evet. Hiçbir problemi Dolayısıyla olmayan kişiye de uygulayabilir misiniz? evet, çünkü vücudu regüle ettiğiniz zaman sınava girecekse kişi daha Evet. sağlıklı bir şekilde sınava girecektir. Maratona girecekse daha iyi koşacaktır. Bir konser verecekse performansı daha yüksek, daha regüle, Evet. daha düzenli olacaktır. Uyku düzensizliği varsa da regüle ettiğiniz zaman, yani şunu anlamak istiyor. Branş arıyorlar. Akupunkturda branş lütfen aramayın, yoktur. Vücudu regüle ettiği için vücuttaki yarayı vücut tamir eder. Kanserle vücut savaşır. Evet. Dolayısıyla akupunktur yaptığınızda vücudun o hastalıkla daha iyi savaşmasını yahut da stresi ortadan kaldırarak işte kulak çınlamasını, tansiyon düzenlemesine yardımcı olduğunu düşünürseniz Evet. bir branş aramayacaksınız. O nedenle herhangi bir nedenle akupunktur yapılabiliyor mu, yapılamıyor mu diye sormaktan çok Evet. akupunktur tecrübesi var mı o kişinin bu konuda? Mesela diyelim ki işte bir hekim akupunktur yapar. Anti-aging konusunda uzmandır. Herkes ona anti-aging akupunktur için gider. Anti-aging'de de uyguluyorsunuz tabii, yani. Ne tabii güzel. Bu tabii şeylerde. kadınları şu an çok Bayağı ilgilendirdi. popüler. Bayan Evet. doktor arkadaşlarımız özellikle bunun eğitimini Kız almak kırışıklıkları mı istiyorlar. açıyor? Hem cilt hem cilt altındaki mimik kasları normal tonusuna getirdiği için Dünya Sağlık Örgütü anti-aging akupunkturu botoksun alternatifi olarak kabul etmiştir resmen. Ne İster güzel. botoks yaptırabilirsiniz, Evet. isterseniz anti-aging akupunktur. Botoksun tabi ifadeyle o felç Tabii. yapmayla ilgili sorunları anti-aging'de yok. Çok daha kaliteli oluyor ve cilde herhangi Evet. bir madde vermemiş oluyorsunuz. Yani önemli olan burada kısırlık. Mesela diyelim ki tüp bebek merkezlerinde Evet. de akupunktur yardımcı yöntem olarak Dünya Sağlık Örgütü tavsiye ediyor. Bazı büyük tüp bebek merkezleri kendi içinde artık akupunktur yapan doktorları istihdam ediyor. Ya da kendi kadın doğum uzmanlarının bir Evet. tanesini akupunktur eğitimine gönderiyor bizlere. Ve dolayısıyla da akupunktur artık çok yaygın. Yani o hekim hangi konuda tecrübeliyse, diyelim uyku Evet. bozukluğuyla ilgiliyse ona gitmek gerekiyor. Dolayısıyla burada branştan çok hekim hangi Hekim yönde önerebilir. tecrübeliyse tüm vücuttaki
her türlü şey için sağlıklı olan ve hasta olan insana uygulanabilecek bir yöntem. Çünkü regülasyon, düzenleme yapıyor vücutta. Evet. Yani kişinin hiçbir problemi olmasa dahi rahatlıkla akupunktur tedavisi yani şu şekilde uygulatabilir, hiçbir değil problemi mi? Yoksa derken yanlış anlaşabilir kişiler. Mesela kişi geliyor diyor ki kışa giriyoruz. Bağışıklığım Ben güçlensin. akupunktur yapayım, bu kışı rahat atlatayım. Yazı daha rahat atlatayım. İşte maça çıkacağım, daha rahat yapayım diye. Yani yarış atlarına bile ilaç sevk edilmediği için, doping de sayılmadığı için veterinerler akupunktur eğitimi alıyor. Bu yarış atlarının yoğun olduğu yerlerdeki veterinerlerin çoğu akupunktur eğitimi Akupunktur eğitimi. almıştır ve bir gün önceden akupunktur yapıyorlar. Evet, kendinizi uygulayabiliyor musunuz hocam? Kendi kulak ve yüzümüze yapıyoruz ama sırtımıza yapmak için mutlaka bir Evet, bir arkadaş tabii lazım. doğal olarak değil mi? Şimdi kimlere uygulanmaz peki akupunktur? Yani herhangi bir yan etkisi var mıdır? Şimdi akupunktur iğneyle klasik uygulandığı zaman tabii bebeklere, çocuklara iğne batırmak yerine orada lazer ışınını kullanıyoruz. Biz lazerle akupunktur yapıyoruz. Yahut da ayak altına mesela çok ağrılı olduğu için refleksoloji dediğimiz parmakla orayı uyararak ya da başka bir tahtalarla, yumuşak tahtalarla uyarma oluyor. Yani iğnenin batırılamayacağı yaralı bir bölge olabilir. Oraya yapamazsınız. Ama dediğim gibi akupunktürün lazerle olan, değişik ışık şekilleriyle olan Hamilelere uygulanabiliyor mu peki? Tabii. Yani Hamilelere. düzenleme, vücut düzenleme dediniz, sen ayda bir mesela hamilelikle ilgili akupunktur. Sadece rahimi kasacak belli noktalar var. 11 tane nokta var. O 11 noktaya kesinlikle uygulanmaz. Çünkü o kasılmaya yol açacağı için düşük riski oluşabilir. Dünya Sağlık Örgütü'nün listesinde de vardır. Bu 11 nokta haricindeki vücudu hamileliğin daha rahat geçmesi için, daha sağlıklı olması için hamilelik, lohusalık da yine aynı şekilde. Yani hayatın her döneminde aslında akupunktur Gerekiyor. bilinçli kullanılırsa faydası olabilecek, düzenleyici, vücudu düzenleyici bir metot olarak düşünebilirsiniz. Peki öncesinde ve sonrasında nelere dikkat etmeliyiz? Yani dikkat etmemiz gereken herhangi bir şey var mı? Akupunkturu uygulattık veya mesela işte orada özellikle mesela iğnelerin battığı yerde herhangi bir iz oluşmaması için sonrasında. İğneler tek kullanımlık ve steril. Eskiden öyle olmuyordu. İşte bir tüpe koyuyorlardı. Bu senin iğnen, sen geldiğinde sana kullanacağız. Birden defa girdiğinde çok ağrılı ucu çünkü şey oldu. Ama şimdi fabrikasyon üretiliyor. Dolayısıyla da tek kullanımlık ve steril. İz bırakmaz. Yani diyelim Evet, yüzde mesela diyorsunuz yüzde diyelim ki anti-aging 40 için. tane iğne koydunuz. Yarım saat beklediniz. Bu iğneleri düzgün, usta bir el yapıyorsa bunu buradan makyajınız da bozulmadan rahatlıkla kalkıp bir toplantıya Yarım gidebilirsiniz. saat dediniz. İğnelerin yarım saat mi kalması gerekiyor? Ortalama 20 dakika, Peki 25 dakika, bazı yarım saat. uygulayıcılar mesela sadece batırmakla aynı eşit deniyor ama yarım saat kesinlikle kalsın mı diyorsunuz? Şimdi akupunktur tekniğine girersek saatlerce anlatmamız lazım. Yani çünkü akupunkturda altın iğne kullanıyorsunuz, gümüş iğne kullanıyorsunuz, çelik iğne kullanıyorsunuz. 5 gün süreyle bantlarda kalıcı iğne Çok kullanabiliyorsunuz. farklı iğneler Hardal var. tohumu kullanabiliyorsunuz. Magnetik bilyalar, altın bilyalar kullanıyorsunuz. Lazer ışını kullanıyorsunuz. Şimdi lazer ışınının jüllüne ve miliwatt olarak hesabına göre belli bir noktada yerine göre belli sürede lazeri tutabilirsiniz. Daha fazla tutamazsınız. Ona göre hepsinin var. Hepsinin bir tekniği var. Yani Ama genelde uzman yarım saat mi kalıyor? yani akupunktur uygulamaya gidecek kişinin en az bir saatini ayarlamasan biz Ayırması. saat başı hasta alırız. Rahat rahat bütün hastanın problemleri hallolur. Dolayısıyla öyle kısa bir 2 dakikada iğne batırıp gönderme gibi Öyle bir bir şey işlem yok diyorsunuz. eksik. Zaten hocam siz bütüncül yaklaştığınız için tabii ki koruyucu tıp
entegratif koruyucu evet. tıp değil mi uyguluyorsunuz? Evet. O yüzden hastayı herhalde tamamen böyle bir tabii, dinliyorsunuz her değil mi? Yönüyle. Her yönüyle dinliyorsunuz. Her Akupunktur yönüyle. da tabii kullandığınız yöntemlerden bir tanesi. Daha doğrusu takım çantanızda Evet. olanlardan bir tanesi diyeyim değil mi? Onun dışında homeopatiyi kullanıyorsunuz. 37 Değil senelik mi? hekim olunca Evet değil biraz mi? ister Birçok ki istemez. bunların eğitimini de veriyorsunuz Evet, buradan da evet, hemen evet. söyleyelim. O zaman toparlayacak olursak yani akupunkturda öncesinde veya sonrasında dikkat edilmesi gereken herhangi bir şey yok diyebiliriz değil Yani mi? doktor zaten Evet. gelen hastaya uyarı Hı-hı. yapılabiliyor yeni olduğunda ama Evet. şöyle akupunktur için bir ameliyat gibi düşünmeyin. Yani normal Hı-hı. günlük yaşamınızın içerisinde bir saat ayırdığınızda Evet. akupunktur yapıldığında program akışınız neyse Hı-hı. onu yapmaya devam Evet. edebilirsiniz. Peki akupunkturun kuru iğneden farkı nedir? Yani kuru iğneydi çünkü çok duyuyoruz. Son zamanlarda fizyoterapistler, manuel terapi yapan kişiler çok kullanıyor. Ben kısaca bu konuyu duyan varsa hani Hı-hı. duymayan varsa Evet. da anlamış anlasın diye net Hı-hı. söyleyeceğim. Akupunktur iğnesi imal eden fabrikalar son 10 yıldır aynı akupunktur iğnesini akupunktur needle diye işte İngilizce Evet. yazıyorlar akupunktur iğnesi diye bir de dry pin diye ayrı ayrı kutulara koyuyorlar. Akupunktur iğnesinin aynısı hiçbir farkı yok. Sadece bazı ülkelerde 500 saatlik tıp doktorlarının mecburi yapması gerekir yasası Türkiye'mizde de geçerli olduğu için akupunktur eğitimini almak istemeyen fizyoterapistler, fizik tedavi uzmanları dry needle, kuru iğne diye bir şey çıkardılar. Akupunktur noktalarına yapıyorlar, akupunktur Evet. iğnesiyle yapıyorlar. Hı. Adına kuru iğne diyorlar. Sağlık Bakanlığı'nın denetimi dışında yapıyorlar bunu. Kuru iğne Evet. dediğiniz şey akupunkturdur. Ama dediğim gibi akupunktur uzmanı tarafından yapılması gerekir. Fizik tedavici ya da fizyoterapist Hı. yapıyorsa bunu Sağlık Bakanlığı'nın onları belgelendirmesi gerekir. Evet. Dolayısıyla kuru iğne deyince kafanıza ayrı bir yöntem gelmesin. Yani yöntem aynı ama anladığım kadarıyla Her şey aynı. sadece uygulayan kişinin mutlaka ki bunun eğitimini almış ve Tabii. doktor olması önemli değil Tabii. mi? Tabii. Yani onu o zaman buradan söyleyeyim. Yani çünkü kuru iğne de şu aralar çok popüler olduğu için özellikle fizyoterapistler açısından. Yani 500 saatlik eğitimi almamak adına kuru Evet. iğne Evet. yapıyorlar gibi Evet. bir sonuç çıkıyor. İğne firmaları da aynı şekilde aynı iğneyi yani Evet. internette de bakın yani aynı iğne kutusu ambalajı farklı. Birinde akupunktur Evet. iğnesi yazıyor. Diğerinde dry pin Hı. kuru iğne diye yazıyor. Dünyada böyle şeyler çok. Evet. Şimdi akupunkturu 631 noktadan bahsettik. Tabii birçok rahatsızlıklarda kullanabiliyorsunuz, uygulayabiliyorsunuz. Ama ben en çok insanların tabii şikayetçi olduğu artık şuradan 10 kişiyi çevirsek herhalde 7'sinde bir boyun fıtığı, bel fıtığı vardır. Bel boyun fıtığında ve işte en çok en popüler şikayetçi olunan hastalıklar işte baş ağrılarında akupunkturu nasıl kullanıyorsunuz? Mesela kaç seans size kişiler geliyor? Bir yarım saat iğneyi zaten bekleme süresi var. Bir Ya saat ayırıyorum bütüncül dediniz. bakış açısı Hı. olduğu için o kişide o kasların güçlendirilmesi gerekli. Evet. Ama bu arada başı ağrıyabilir, migreni Hı. olabilir, yani başka sorunlar olabilir. Onlarla birlikte değerlendirildiği için biz genelde eski yöntemlerde işte 20 seans geleceksin, 30 seans geleceksin, Evet. gün aşırı geleceksin şeklinde Hı. eski akupunktura gidenler var ise 20 sene, Hı. 30 sene, 40 sene önce böyle bir şeyle karşılaşıyorlardı. Şimdi artık öyle değil. Akupunktur bir nevi kişiyi eğitmek, regüle etmek, kendi kendine iyileşmesini Evet. sağlamak. Yani bir nevi akupunkturist, doktor kılavuzluk yapıyor kişiye. Siz geldiğinizde sizin boynunuzu yanlış kullandınız ki, yanlış Boyun fıtığı beslendiniz oldu ki, değil mi? yanlış uyudunuz ki bunlar oldu. Bir yandan orayı güçlendirirken sağlıklı nasıl yaşam olması gerektiğini öğretiyoruz. Dolayısıyla bir hafta, 10 gün, 15 gün aralıklarla bunu yapıyoruz. Kişi yavaş yavaş kendini geliştiriyor. Dolayısıyla böyle bir hataya düşmemiş oluyor. Hem Evet. iyileşmiş oluyor hem de
Ondan sonra sürdürülebilir sağlıklı yaşam, o da bizim mottolarımızdan birisi. Sürdürülebilir sağlıklı yaşamda başına böyle bir şey gelmemiş oluyor. Halbuki iğneyle o ağrıları geçirdiğiniz zaman, tedavi ettiğinizde kişi aynı yanlışları yaptığında 6 ay sonra bir daha tekrar geliyor idi eskiden. Evet. Şimdi artık akupunkturda daha bütüncül yaklaşım iyice yerleştiği için doktor ben seni tedavi ediyorum diyemiyor. Ben senin kılavuzunum. Senin vücudun kendi kendini iyileştirirken ben sana uygun, gerekli, doğru kılavuzluğu yapacağım. Sen de bunu öğrendikten sonra artık hayat boyu boyun şikayetin olmayacak şekilde düzenli bir yaşamı devam ettirebilirsin. Sürdürülebilir sağlıklı yaşama hoş geldin diyoruz. Yani artık eski yıllar öncesinde olduğu gibi seanslar uzun değil diyorsunuz. Hayır. Haftada bir mi çağırıyorsunuz kişiyi? Haftada bir olabiliyor. Evet, Duruma genelde göre mesela değil. kaç seans sürüyor? Tabii bu kişiden kişiye değişiyordur biliyorum. Çok genel bir soru soruyorum şu anda ama yani mesela tek seansla da sorun çözülebiliyor mu? Biz hani biraz böyle kısa sürede bir şeyler bekleriz ya. Bu özel bir ilaçlarla da çözülemeyen kas spazmı varsa tek Evet. seanslı akupunkturla çözüldüğünde büyücülük gibi görülüyor. Oradaki bütün fayda ilaçlarla ağızdan aldığınız Evet. ilacın kana karışması, bağırsaktan emilmesi, oradan oraya gitmesi gibi Evet. şeyler çok çok uzun sürüyor. Yüksek dozda veremiyorsunuz. Uzun süre gereken şeylerde doğru noktaya tek bir iğne batırmak bile o spazmı çözeceğinden bazen büyüleyici sonuçlar alabiliyoruz. Evet, bu tarz sonuçlar da olabilir diyorsunuz. Peki herkesin şikayetçi olduğu bir konu daha var. Kilo verme. Kilo vermede akupunktur çok kullanılıyor biliyoruz. Tabii sigara ve kilo Gerçekten evet, popüler. sigara ve kilo aynen. Evet. Yani mesela orada o iğne ne yapıyor da kişinin iştahını mı kapatıyor veya nasıl bir işlem uygulanıyor da sigara içmek istemiyor kişi? Şimdi en başta söyledik, akupunktur regülasyon yapıyor, düzenleme Evet. yapıyor. Düzgün, sağlıklı bir insan. Şimdi çok aşırı sinirli bir insanı siz yemeğe oturtursanız farklı bir yemek yer. Evet. Sakinleştirirseniz farklı bir yemek yer. Bir öğrenci dişi ağrıyorsa, çişi gelmişse, karnı açsa siz ona nasıl ders anlatabilirsiniz? Tabii. Ama ihtiyaçlarını gördükten sonra, regüle ettikten sonra, düzenledikten sonra dersi rahatlıkla anlar. Dolayısıyla bizim yaptığımız akupunktur kişiyi önce normale getirmek. Normale getirip aşırı stres hormonlarının salgılanmasından dolayı kötü bağımlılık, alkol, uyuşturucu, bizim uyuşturucu bağımlılığı için de gelen var. Yani sadece Evet. sigara için değil. Bağımlılıklarla da Tabii akupunktur yiyecek de aynı uyguluyorsunuz. şekilde bağımlılık ve yanlış. Tabii. Şimdi hem kişiyi, vücudunu düzenliyorsunuz, hem bilgi veriyorsunuz. Sakin sakin. 1 saat, 1,5 saat her seferde Evet. ilgilenmek durumundayız. Bütün sorularını cevaplamak zorundayız. Yani kişiyi regüle ediyorsunuz, düzenliyorsunuz. Bir sakinleşiyor. Bilgi aktarıyorsunuz. Zaten kendi ayağıyla, kendi niyetiyle gelmiş. Bu Evet. bilgiyi tamamen alıyor. Üçüncüsü, yaptığınız uygulamalarla onun yaşam şeklini biraz önce de bahsettiniz. Hani sirkadiyen ritim Evet. dediğiniz günlük ritim içerisinde nasıl yaşaması gerektiğini bir nevi yaşam koçluğu gibi öğreniyorsunuz. Ve akupunktur noktaları beyinde belli bölgeleri uyararak ilaç etkisi yapıyor. Yani diyelim ki ağrı örneği çok kolay veriyoruz Evet. anlatmak için. Bel ağrısı var diyelim. Evet. Normal ağrı kesici aldınız. Ağrı kesici ağızdan aldınız midenize. Midenizden bağırsaklarınıza, bağırsağınızdan geçti. O ağrı kesici kana karıştı ama belinizde beyin omurilik sıvısına girmek istiyor. Beyin omurilik sıvısına her şey alınmaz. O ilaç da alınmaz. Beyin omurilik sıvısının orada reseptörler bekler. Beyne haber gönderecek olan onlardır. İlaç gelip de beyne girip etkileyemez yani o bölgeyi. Beyne o sinyal, ağrı kesici sinyali gelir. Ağrı kesici sinyali geldiğinde beyin endorfin dediğimiz ağrı kesicileri üretir. Yani Evet. ağrıyı geçiren yine beyindir. Beynimiz üretir bunu. Biz akupunktur iğneleriyle akupunktur noktasına bakarak beynin endorfin üretmesini sağlıyoruz. Yani ilaç vermeden aynı ağrı kesicinin yaptığı mekanizmayı yapıyor. Dolayısıyla uyku bozukluğunda da melatonin salgısı içinde yine iğnelerle yani iğnelerin hedefi artık organlar değil, eski bilinenler yanlış. Beyinde mutlaka bir bölge uyarılıyor akupunktur noktasında. Evet. Oradan o organ düzenleniyor. O nedenle eldeki bir noktadan, kulaktaki bir noktadan
baştaki mesela Japonlar scalp Evet. akupunkturu dediğimiz saçlı deri akupunkturu yapar. Fransızlar sadece kulak akupunkturu yapar. Hatta hangi elinizi kullanıyorsanız, sağ elinizi kullanıyorsanız sağ kulağı kullanır. Diğerine hiç elini sürmez. Koreliler sujok dediğimiz avuç içi akupunkturu kullanırlar Evet. sadece şeylere baktığımızda. Sujok haricinde mesela sırtımızda bekşu noktaları Evet. vardır. 14 meridyenin ana noktaları vardır. Sadece sırtı kullanarak akupunktur yapılıyor. Şimdi bu hangi bölgeyi kullanırsanız bunlara mikro sistem diyoruz. Yüzde dahil olmak Evet. üzere. Oradan beyne önce sinyaller gidiyor. Ama o nokta elde de, ayakta da, sırtta da akciğer noktasıysa solunumu düzenlemeye çalışıyor. Ağrıysa ağrıyı düzenlemeye çalışıyor. Alerji ise alerji ile ilgili Alerji mekanizmayı. tedavisinde de Tabii uyguluyorsunuz tabii akupunktur akupunkturu. yaygın. Yaygın yani Evet. şeylerde, internete de bakarsanız şeylerde en eskiden beri alerji için çok faydalı gözüküyor. Çocuklarda da lazer ışını kullanılıyor Evet. kulakta özellikle. Şimdi burada yapmaya çalışılan şey sonuçta akupunkturda beyin üzerinden beynin salgıladığı nörohormonlar bütün vücudumuzu kalbimizin atışını bile ayarlayan Evet. beynimizdeki dolaşım merkezi durduğu anda kalbiniz durdu. Solunum Doğru. merkezi durduğu anda o durdu. Sindirim sistemiyle ilgili nokta, duymayla ilgili nokta, bir toplu iğnebaşı kadar noktada bir kanama olsun, konuşamazsınız. Duyma merkeziniz yine beyinde. Yani bütün bu merkezlerin vücuttan uyarıldığı noktalar tarihten beri denene denene gözleme dayalı olarak gelmiş. 94 yılından beri de bu dediğim modern cihazlarla özellikle Washington Evet. Üniversitesi'nde, Şangay Üniversitesi'nde kanıta dayalı hale getirilmiş 631 nokta üzerinden hastada ne gerekirse danışanda diyelim yani sağlıklı kişi de geliyor demiştik. Evet. Ne gerekiyorsa o noktalara iğne yaparak beyinde bir nöroregülasyonla vücutta bir düzenleme yapıyorsunuz. Dolayısıyla bu soruların cevabını hep bu açıdan Evet. baktığımızda çok net ortaya çıkıyor. Yani gerek bel fıtığında olsun, boyun fıtığında olsun, işte kilo vermedi veya Tabii, sigarada, rahatlıkla. uyku düzensizliğinde, alerjide rahatlıkla bu tarz bu tedaviyi yapabiliyoruz diyorsunuz. Evet. Şimdi Hem akupunturu tedavi tek başına anlaşıldığını yapılabiliyor, hem düşünüyorum. başka tedavilerle ek olarak Ek yapılabiliyor. tedavi Yani olarak. kişi diyelim antidepresan alıyor, Evet. stres tedavisi. Akupunkturla da buna destek oluyorsunuz. Bu buna zararlı olmuyor hiçbir zaman. Dolayısıyla kişi kanser ilacı alıyor, kanser Evet. tedavisi oluyor. Akupunkturla yine destek tedavisi veriyorsunuz. Yani vücudu regüle etmeye yönelik her türlü şeyi alternatif gibi değil, daha tamamlayıcı, destekleyici, sonuçta gelinen kelime entegratif, yani Evet. normal tıp bir tane olduğu için Tabii. entegre edilerek kullanan modern bir Kullanabiliyorsunuz. yöntem artık. Evet. Çok eski tarihsel olmasına rağmen artık Değil modern bir mi? şekilde kullanılan bir yöntem. Evet. Peki şimdi son zamanlarda en çok duyduğumuz bir de sirkadiyen beslenme var. Sirkadiyen ritme Ritim. göre yaşamak. Nedir sirkadiyen ritme göre yaşamak? Şimdi gelişmiş üniversitelerde ben holistik şifa eğitimlerini de verdiğim için hem doktor Evet. arkadaşlara hem doktor olmayanlara kronobiyoloji kelimesini bahsediyoruz öncelikle. Yani sirkadiyen ritmin üstünde bir kronobiyoloji var. Gelişmiş üniversitelerde, inşallah bizim üniversitelerden herhangi birinde de açılır, hepsinde Evet. açılmasını umuyorum. Amerika'da değişik yerlerde kronobiyoloji enstitüleri var. Yani hem üniversite içinde bölüm hem de enstitü olarak. Bunlar döngüleri hesap ediyor. Yani Evet. 24 saatlik bir döngüyü yahut da kuşların tabiattaki döngüsünü, mevsimlerin döngüsünü ya da işte kalbimizin nefes alma mesela dakikada biz 17 kere nefes alıyoruz. Bir saatte 1000 kez nefes alıyoruz düzenli bir şekilde. Evet. 28 günde bir kadınlarda adet dönemi var döngü. İşte kronobiyoloji kuşların, insanların bu döngülerini bahsediyor. Sirka gün demek olduğu için 24 saatlik döngüyü insan hayatında izleyen bilime de sirkadiyen ritim diyoruz. Burada da biyolojik saat kavramı çıkıyor ortaya. Evet. Önceden üçüncü göz dediğimiz alnımızın arkasında iki göz sinirinin beyne girerken yaptığı çaprazın üstünde Latince olarak suprachiasmatic nucleus dediğimiz SCN diye geçen oranın bütün bu işin merkezi olduğu biliniyordu. 2007 yılındaki melatoninin Evet. mekanizmasının keşfinden sonra ondan sonra
her hücremizde de biyolojik saat olduğu açığa çıktı. Merkez gen orası ama her hücremizde. Bunun da genleri 2017 yılında, yani 2 sene önce, tıp Nobel'i olarak 3 Amerikalı bilim adamı genleri ortaya çıkardı ki biyolojik saatin sadece suprachiasmatik nükleusta olmadığını, her hücremizde olduğunu, timeless, double time ve periyot diye 3 ayrı geni, 3 ayrı bilim adamı aynı anda, aynı sene bulunca, çünkü sirkadiyen ritim artık, evet, sizin sorduğunuz gibi artık dünyada popüler, kitaplar yazılıyor beslenmesi, evet, için, yaşam için, uyku için. Bunlar da, bilim adamları da yoğun, Nobel aldılar. Şimdi diğer başka Nobel'leri almak için hep sirkadiyen ritim üstündeki, 2015'te Aziz Sancar'ın da, hı hı, DNA'nın kendi kendini tamir etmesi sirkadiyen ritim üstüne bir çalışmaydı. Şimdi bütün bunlara baktığımız zaman atalarımızın bir 24 saatlik döngüsünde ya da evrim sürecinde 24 saatlik döngüde vücudumuz ne hale geldi ise, bir insanı alın 3 gün uykusuz bırakın, darmadağın olur. Tabii. Bir insanı alın yemek düzenini bozun, darmadağın olur. Dolayısıyla yapılan çalışmalarda mesela kanser ilacının sabah verilmesi, akşamüstü verilmesi arasında farka bakıyorlar. Metastaz ya da ölüm oranı olarak farklı bulunuyor. Aynı yaranın sadece gündüz ya da gece ortaya çıkmış olması, gece ortaya kesilmeler, kazalar daha geç iyileşiyor vücudumuzda. Çünkü doğa diyor ki sen yat gece, çalışma, evet, diyor. Ama endüstriyel toplumda gece nöbetçi insanlar var, çalışanlar var. Evet. Yumurtalık kanserlerindeki ameliyatın menstruasyonun tam ortasında ya da menstruasyona yakın zamanında yapılması, Albany Kolej'de olsun, diğer yerlerde, Amerika'da yapılmasında nüks oranlarının daha farklı olduğu gözüküyor. Yani artık bir iş yapacaksanız hangi saatte, evet, ne iyi. Dolayısıyla eski yöntemlerde sabah kalkıp işte keçisini kontrol eden, çorbasını hazırlayan, belli bir hareket yapan, yani, evet, hareket yapan, sonra güzel bir sabah kahvaltısını yapıp, hı hı, sonra tarlasında çalışıp az bir öğle yemeğiyle çalışmasına devam eden, akşam yine hafif bir akşam yemeğiyle geçip erken uykusuna yatan döngü şimdi endüstriyel toplumda alt üst oldu. Evet, dolayısıyla tabii, sirkadiyen ritme göre yaşamın dan uzaklaştığımız için pek çok hastalıklar bundan dolayı sadece. İşte melatonin eksik salgılanıyor. Çünkü gece 11'de yatmanız lazım. Yatmıyoruz. Mışıl mışıl bebek gibi yatmanız lazım. Işıksız bir ortamda yatmanız, evet, lazım ki beyin melatonin hormonunu salgılasın. Siz şimdi onu salgılatmıyorsunuz. İnternette ikiye kadar chat yapıyorsunuz ya da bilmem çok bilimsel araştırma yapıyorsunuz. İhmal ediyorsunuz kendinizi. Ertesi gün sürünerek dolaşıyorsunuz. Eczaneden melatonin alıp içerek bunu telafi etmeye çalışıyorsunuz. Evet. Şu an sirkadiyen ritimine baktığımızda doğal yaşam ritminden çıktığımız için vücudumuzda pek çok dengesizlikleri dışarıdan bir şeyler alarak telafi etmeye çalışan çok acemi bir durumdayız. Hı. Bunun da ileri zamandaki pek çok önemli sonuçlarını göreceğiz. Ama esas olan 24 saatlik döngüyü tarihimize bakarak doğal bir şekilde uyku zamanı uyku, yemek zamanı yemek, dans zamanı dans, eğlence zamanı, çalışma yaparsak doğal döngüye döneriz. Bu sirkadiyen ritim hikayesi. Bu şekilde devam, evet, edecek. Çok da duymuyor başlık. O zaman son sorumu soruyorum. Sirkadiyen ritmin kemik ve vücut gelişimine etkisi nedir? Yani diyelim ki kişi 11'de yatmıyor, karanlık bir odada yatmıyor ki bunları artık bütün doktorlar vurguluyor. Yani yattığımız odanın karanlık olması, gece geç 11'de yatılması. Kemik ve vücut gelişimine etkisi nedir? Yani yaşa göre özellikle. Aslında şöyle söylersek, sormadığınız sorularında bununla birlikte, tabii, cevabını almış, tabii, olacaksınız. Biz ne yapıyoruz? Yemek yiyoruz. Hı-hı. Yemeği yerken çiğniyoruz. Evet. Çiğnerken de gülümsememiz, hı-hı, şükrederek yememiz lazım. Tabii. İyice çiğnememiz lazım ki tükürük bezimizdeki tükürük içerisindeki enzimler lokmaya iyice karışsın, hı-hı, ve sindirimi kolaylaştırsın. Yoksa yarı sindirilmiş gıda olarak, evet, yağ oluşumuna yol açacak. Çünkü nenemiz ne diyordu rahmetli? Çiğneyerek yediğin lokma şifa, çiğnemeden yediğin lokma yağ olur.
Tabii. Onlar görüyorlar. Bilim de bunu bugün ispat ediyor zaten. Anlatıyor yani. Hı-hı. İyi sindirim. Dolayısıyla tükürük bezindeki tükürüğü kullandığınız zaman beyne de sinyal gittiğinde beyin de bazı organizasyonlar yapıyor. Pankreasıyla, şunuyla, bunuyla. Mideye de sinyal gidiyor. Mide asidini ayarlıyor. O lokmayı iyice sindiriyor. Sonra ondan sonra bağırsağa geçiyor. Bağırsakta bu emiliyor. Emildikten sonra karaciğer rafineride çok düzenli bir şekilde moleküllerine ayırıyor bunu. Et de yeseniz, ot da yeseniz moleküllerine ve kana veriyor. Besin maddesi olarak bunu veriyor. İşte gece yattığımız zaman beyin nasıl o gün yaptıklarını hafızasına, öğrencinin çalıştığı şeyleri kafasına yerleştiriyorsa, siz bir şey öğreniyorsanız, bir kursa gitmişseniz, öğreniyorsanız, tabii, nasıl bu programdan bir çıkarım yapıyorsanız, geleceğe yönelik programlar yapıyorsanız, beyin gece uyurken nasıl işlemler yapıyorsa, beyin karaciğer aracılığıyla da ertesi günkü nörohormon sistemini ayarlarken büyüme hormonunu da aynı şekilde ayarlıyor. Kalsiyumunu da ayarlıyor. Hareket sistemine göre kemikler ve kaslardan beyne gelen sinyale göre nereden daha fazla sistem geldiyse oraya daha fazla kalsiyum ve yapı taşı gösterecek şekilde muhteşem bir organizasyon yapıyor. Şimdi siz o saatte mangal yaparsanız, evet, karaciğer ne yapsın? Çünkü karaciğer o zaman diyor ki gelen yemeğe bakarım. Çünkü vücudumuzun önceliği gırtlaktan geçen. Mide herkes işi gücü bırakıyor, gırtlaktan girene bakıyor. Evet. Onunla uğraştığında bu entelektüel işle olmuyor. Yani ciğercinin önünde, kokoreççinin önünde beklerken karaciğeriniz ve beyniniz entelektüel bir faaliyet göstermiyor sonuçta. Bu entelektüel faaliyet için bu sirkadiyen ritme göre yaşadığınızda her türlü malzeme hazır olduğu için kemik gelişimi de, zihin, evet, gelişimi de, hafızanız da. Şimdi bugün Alzheimer olsun bilmem işte unutkanlık çok diğer şeylere baktığımızda bu sirkadiyen ritimden uzaklaşma olduğunu görüyor. Bütün gelişmiş ülkeler bununla ilgili yapıyor. Ama bunun en popüler olma nedeni uzaya biz astronotları gönderdiğimiz zaman özellikle Amerikalılar, Çinliler, Ruslar uzayda sirkadiyen ritimden çıkmış astronotların nasıl çabuk hastalandıklarını gördüler. Kemik erimesini gördüler. Evet. Manyetik alandan, yer çekiminden uzaklaştığı için boyun kaslarında zafiyet olmaya başladı 3 ayda. Görmelerinde bulanıklık oluşmaya başladı. Yeryüzüne döndüklerinde düzeliyorlar. 3 evet. ayda kemik erimesi başlıyor. Yani en sağlam dediğimiz astronotu 3 ayda şaftı dağılıyor. Evet. Dolayısıyla dünyaya geri dönmek kalıyor. Yani bunlar Mars'a gidecekti. Bir sene sürüyor. Şimdi o nedenle bununla ilgili çalışmaların çoğalması bilimsel seviyede bu nedenle. Aslında bizim sağlığımızı düşünerek tepedekiler bunu yapmıyor. Mars'a gidip orada işte ne bulacaklarsa onun için vücut üzerinde araştırmalar yapıyorlar. Biz de bu bilgi kırıntılarını paylaşmaya çalışıyoruz. Ama bu kırıntılar çok önemli. Yani lütfen herkesin 24 saatlik döngüde nasıl davranması gerektiği, uyku zamanı uyku, yemek zamanı yemek, spor zamanı spor, müzik zamanı müzik, tamamen sağlıklı bir döngüye girmemiz lazım. İçimizde muhteşem bir doktor, muhteşem bir laboratuvar, muhteşem bir ilaç fabrikası var. Bunları kullanmayıp bütün maaşınızı eczane raflarına yatırma bile bunun onda bir kadar faydası olabilir. Esas olan içerinizdeki atölyeye, içerinizdeki fabrikaya sadece 24 saatlik döngünüzü biraz saate göre de beslenme diyebiliriz, ayarlayarak, değil mi? Hepsi. Beslenme de bunun içerisinde. Evet, beslenme de bunun içerisinde. Hocam tabii ki sizin hastalarınız beklediği için biraz süreyi kısa tutmak zorunda kaldık bugün. Nükleer tıp akupunktur uzmanı Doktor Erol Ergüler, çok teşekkür ediyorum. Son olarak neler söylemek istersiniz? Sürdürülebilir sağlıklı yaşamı hedeflememiz lazım. Çok önümüzü gerçekten iyi görmemiz lazım. Evet. Sağlıklı gıdalar yiyebilmemiz lazım. Sağlıklı gıdalar sağlıklı çevremizde yetişir. Yani diyelim ki işte İstanbul'a gelen bütün ıspanak veya diyelim bir sürü pirinci, ay çekirdeği Ergene Havzası'ndan geliyor. Ergene Nehri'ne internete girip baktığınızda bir gün yeşil bir gün kırmızı endüstriyel atıklarla dönüyor. Şimdi bu senede bir iki defa da taşınca bütün ovaya bu kaplanıyor. Tabii. Ondan sonra siz oradan gelen ürünü alıp yiyorsunuz. Ben yemeğin demiyorum ki, oradaki çiftçi şimdi ne yapsın? Yani bütün bu
çevre bilinci, sağlık bilinci, bütün bakanlıklar, herkes üstüne düşen görevi yapacak. Biz de sürdürülebilir sağlıklı yaşam için biraz duyarlı olacağız, bilgilerimizi paylaşacağız. Ama elimizde olan şeyler var, olmayan. Yani ben ergenlerini ben temizleyemem. Ama sosyal anlamda sivil toplum örgütleri, belediyeler, bakanlıklar bunları düzelttiği zaman ilaçlama nasıl yapılıyor, diğer şeyler nasıl yapıyor, kontrol mekanizmalarımız nasıl? Yani diyelim bir gıda kontrolü yapılıyor deniyor. Bir bakıyorsunuz ki 2000-3000 firmaya bir tane eleman kontrol. Yani senede bir kere gitse tamamlayamayacak, kontrol edemeyecek. Sağlık açısından baktığımızda böyle konular da olduğu için geriye döndüğümüzde sürdürülebilir sağlıklı yaşamda biz birey olarak dişimizi fırçalayacağız, uykumuzu düzgün yaşayacağız, azla yetineceğiz, temiz gıdalar bulmaya çalışacağız. Ama sistemin de denetlemesi yine bizim tarafımızdan olması lazım, sorgulamamız lazım. Bunun için de bilincimizin artması lazım, eğitimimizin artması lazım. O nedenle bu toplu hareketin artık Türkiye'ye yakışır bir şekilde artarak devamını dilerim. Evet, peki çok teşekkür ediyorum hocam. Bugün akupunturu ve biraz da bütüncül tıp, sizin o bütüncül yaklaşımınızı konuşmaya çalıştık. Sirkadiyen ritme göre yaşamak zaten baş başına bir bölümün konusu. Çok konuşulacak şey var ama tabii malum birazcık süremizden dolayı da ancak sığdırabildiğimiz kadarını sığdırdık. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Bu arada hocamızın eğitimlerini, seminerlerini rahatlıkla internet sitesinden de takip edebilirsiniz. Ücretli buradan. Ve ücretsiz eğitim. Eğitimlerimize bekleriz. Evet, holistik tıp, bütüncül tıp, tamamlayıcı, entegratif tıp, koruyucu tıp anlamında zaten yıllardır değil mi bu sektörde ve kullandığınız pek çok yöntemlerden bir tanesi aslında akupunktur. Evet. Diğerlerini de süremiz yetmediği için konuşamadık ama bir dahaki programa diyelim artık değil mi? İnşallah. Evet, çok teşekkür ediyorum tekrar verdiğiniz bilgiler için. Yayında yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Sürçülisan ettiysek affola, bir başka programda görüşünceye dek hoşça kalın.